Evet Kayseri Spor Trabzon Spor'la Süper analizlerimize tahminlerimize devam ediyoruz. Trabzonspor Spor Süper Lig'de deplasmanda son 12 maçta da gol yedi. İlk 4 hafta kaybetmeyen Kayseri Spor son 9 haftada sadece bir kez kazanabildi. Trabzonspor bu sezon 6 deplasmandan birini kazandı Akisar deplasmanı ve bu sezon Kayseri Spor rakip ceza sahasında topla en az buluşan takım. Ben Ona fazla, olmadığında ben fazla ben. uzatmayacağım. Evet. Trabzonspor bence bu maçı kazanır. 1.85 çok iyi oran. Ben eğer bu riske gireceksem Trabzonspor'la girerim bu riske. Ya yani geçen hafta Fenerbahçe Oray maçında ne geçen hafta Fenerbahçe maçında izlediğim Trabzonspor eğer yani yarısını oynayabilirse Kayserispor'u dörtlük beşlik yapar. Onu da söyleyeyim. <laughs> Kayseri'de birçok oyuncu döndü. Bu hafta takıma geri döneceği söyleniyor evet, ama yani haftalarda yok. Kanabıyı affettiler. Yani 4-5 evet. haftadır oynamayan adamlar bir anda döndüğü anda da böyle ellerinde sihirli değnek yok. Ben net bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Yani bu orandan denerim bunu. Alayım. Ertuğrul Sağlam'la devam kararını açıkladılar Kayseri Spor Yönetimi. E, bence maçın kilit noktalarından biri o. E, çünkü az önce sen de notlarda vermişsin. İlk 4 hafta iyi giden bir Kayseri vardı. Ondan sonraki 9 hafta bir maç kazanabildiler. Fenerbahçe deplasman e, galibiyeti olan bir Kayseri var. Son 3 maçta Son 3 maçta 11 gol yiyen bir takım var. Buna rağmen Kayseri Spor Ertuğrul Hoca'yı göndermedi. Şimdi burada bir iç saha karşılaşması büyük ihtimalle Kayseri Sporlu oyuncular bir tepki verecek. Zaten o affedilmeler de biraz onunla alakalı. Evet. Hani bir bütünleşme, artık bir tepki verelim, bir kendimize gelelim, bir silkeleyelim. Çünkü normalde Türkiye'de böyle bir seriden sonra, aslında Türkiye'de bile değil, Avrupa'da da böyle bir seriden sonra teknik adam değişir. Şimdi teknik adamı değiştirmediğin anda oyuncuya da mesaj veriyorsun. O yüzden ben Kayseri cephesinden bir tepki bekliyorum. Ee, özellikle Deniz'in dönmesiyle beraber, savunmada da Kanabıy'in dönmesiyle beraber biraz daha kendi ayarlarına yaklaşmış bir takım izleyebiliriz. Ama şimdi diğer tarafta... E, Trabzonspor Fenerbahçe maçında çok iyi oynadı güzel ama 13 maçın 11'inde gol yiyen bir Trabzonspor var bütün deplasman maçlarında gol yiyen bir Trabzonspor var. Yine Malatya maçında neleri kaçırıp neleri yediğini gördüğüm bir Trabzonspor var e, ve Trabzonspor 13 maçlık lig performansında üst üste 3 kere galip gelemedi evet. maksimum 2 galibiyetleri var şimdi e, Trabzonspor'un oranı güzel denenir mi? Denenebilir ama yakın orandan yani 1.60 iki 2.5 gol üstü. Bence bu maç çok net bir 2.5 gol üstü maçı. Ben de reaksiyon olarak golle devam evet. Ertuğrul sağlama tekrar devam kararı almak. Yani tam Ali'nin dediği gibi ayrılma noktasına gelip devam kararı ya almak bak, ve oyuncuların dönüyor olması. 1 psikolojik 2, olarak çok -0 farklı. 0 2 çok kolay değil. Evet. Ama şöyle düşün. Mesela Trabzonspor 5 dakikada 2 gol yiyebilir mi? Kesinlikle yiyebilir. Yiyebilir değil mi? Buna kimse <laughs> hayır diyemez. Potansiyel Ama var. 5 dakikada İki gol de Dışında bu takımların çoğu şu an Süper Lig'de. Bu dediğin 5 ee, dakikaya Evet. o yüzden bence net bir 2,5 gol üstü maçı bu. Evet. Kayseri Trabzon maçına çoğunluk olarak gol tarafındayız. Ee, Aykut'ta Trabzon galibiyeti geçen haftaki performansa istinaden dedi.